Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Onu peygamberler ve seçilmişler. Şifreli de olsa anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açabilirsiniz. Katıla üye olabilirsiniz. Binlerce yıl zaman akıp gitmiştir. Ama aynı noktadayız. Aynı noktada duruyoruz. Dere akar. Dere okyanusa kavuşmak için elinden geleni yapar. Dağları deler, kayaları ezip geçer. İnsanlar bunu bilmelidir. Allah'tan geldik. Allah'a döndürüleceğiz. Adem Aleyhisselam'a öfrenen ruh kendi ruhundandı. Allah'ın kendi ruhundan. Ve bu ruh bölünerek ve parçalanarak günümüze kadar gelmiştir. İşte insanların ana konusu Allah'a ulaşma meselesi olmalıdır. Seçilmişler her nerede olursa olsun, her nerede, hangi ülkede yaşarsa yaşasın. Seçilmişlerin özelliklerinden biraz bahsetmemiz gerekiyor. Sahte seçilmişlerin özellikleri de var. Ben bunu iki grup halinde size anlatmak istiyorum. Anlamanız gerektiği için. Yani çünkü bazı insanlar negatif olabilir ama kendini seçilmiş görebilir. Bunları iyi anlamak lazım. Gerçek seçilmişler nasıl olur? Öncelikle biz pozitif seçilmişlerden bahsedelim. Pozitif seçilmiş ruhlardan bahsedelim. Gerçek seçilmişlerden. Bu seçilmişler karakterlidir. Bin senede dünyada Nuh Aleyhisselam gibi yaşasa, sözünden vazgeçmez ve bilgi akışları aynıdır ve sürdürülebilen bir ilim ortaya koyarlar. İnatçıdırlar, hayvanları severler, doğayı severler. Cömertliği severler, sabır etmeyi bilirler. Allah'ı derinden tefekkür ederler, gece ibadetleri yaparlar. Bakın, bu gece ibadetleri yaparlar. Bu çok önemlidir ve kendi gözlerini de kapatarak diğer en derin galaksinin en derin bölgelerine kadar da hareket edebilirler. Bu önemli bir meziyettir. Kuşların dilinden de anlayabilirler bazıları. Seviyede olanlar kuşların dilinden anlayabilirler, kedilerden anlayabilirler. Hayvanların konuşmalarını, kendi aralarındaki konuşmalarını anlayabilirler. Seçilmiş insanlar diğer insan gruplarının yüzlerine baktıklarında onların yüzündeki negatif durumları, düşünceleri analiz edebilirler. Telepati bağlantıları güçlüdür. Empatileri güçlüdür. Kendilerini bazen bir karıncanın bedeninde hissederler. Bazen bir karıncanın derin yaşantısını anlayabilirler. Kuşun uçuşunu, balığın yüzüşünü, her şeyle bütünleşir
seçilmişler. Yani doğayla bütünleşen bir varlıklar grubudur seçilmişler. Ağaçları severler. Ağaçları severler ama ağaçlara çok önem verirler. Yeşil alanlara çok önem verirler. Her bir varlığın öz derecede yaratıldığını bilirler. Hepsinde birer sır olduğunu bilirler. Güneşe baktıklarında, aya baktıklarında, bulutlara baktıklarında hayret ederler. Ve gittikçe her geçen zaman içinde kendi ruhlarını en üst derecede titreştirirler. Ve frekansları yüksektir. Auraları güçlüdür. Bir toplum içine girdiklerinde, bir odaya girdiklerinde bütün odanın havasını değiştirirler. Pozitifleştirirler. Bir cemaate girdiklerinde bunu yapabilirler. Bir yazışmaya girdiklerinde, mesela chat bölümünde, canlı yayınımızda girdiklerinde yayını güzelleştirebilirler. Yani şöyle güzelleştirebilirler. Mesela en ufak bir şey söyleyeyim size. Mesela selam dedi. Selam bile yeterlidir. Hani kendi enerjileri yeterlidir. Oraya gücü verir yani. Gücü, enerji verir. Bir toplumun içine girdiğinde, bir toplantıya gittiğinde oranın havasını çok güzel bir şekilde değiştirebilir. 20 tane negatif insanın enerjisini oradan temizleyebilecek enerjiye sahiptir. Seçilmiş olan bu önemli ruhlar bir ortama girdiklerinde bir bebek, küçücük bir bebek bile onlara bakıverir. Herkes şaşırır. Bebekler neden bu kişiye bakıyor ki? Düşünürler. Anlayamazlar. Bebeğin onu anlaması ruhundandır. Bilincinden değil, ruhundandır. Ruh ona bakar. Bebeğin ruhu çünkü kadim olabilir. Onu görür. Bilir yani. Kıymetli bir ruh olduğunu bilir. Onun enerjisinden tanır. Ve özellikle bu kişilerin yanına, yakınına sokulan kediler olur. Köpekler olur. Köpekler onlara %80 oranında havlamaz. Tabii %20 olabilir. O da açlıktan dolayı olabilir. İşaret olabilir. Onu uyarmış olabilir ama saldırmaz yani. Havlayabilir. Kediler o kişilerin yakınına gider. Onlara güvenir. Kuşlar çok yakınlarına gider. Yani mesela balkona gider ve ona çok da yaklaşır. Kişiye yaklaşır, kadına yaklaşır, erkeğe yaklaşır. Mesela biri balkonda oturmuş çay içerken bir kuş hemen gelir onun yanında durur. Bu şaşırtıcıdır. Veya bir lokantadasınız, bir kuş geldi masada yanınıza kondu. Evet, bunlar hep işaretler arkadaşlar. En basit işaretler bunlardır. Mesela akrepler size zarar veremez. Yılanlar size zarar vermez. Onlar bile sizi düşman görmezler. Çünkü yüksek bir enerjiniz vardır. Allah'ın sevgili kulları. Bunlar önemli meseleler. Bunları iyi dinlemek, iyi anlamanız gerekiyor. Ve bunlar duyarlıdır topluma, insanlara, yardımseverdir. Gizli ve açıktan yardım yaparlar. Gizli ve açıktan yardım. Hayatları yardımla geçer. İnsanlara yardım, hayvanlara yardım, doğaya yardım. Yani aç kaldılar mı şikayet etmezler. Uykusuz kaldılar mı şikayet etmezler. Emek verirler. Gerçekten kendilerinden ödün verirler. Ve bunlar zaten Allah'ın sevgili kullarıdır. Bunlar kıymetli insanlar. Hepsine selamlar. Bir de ikinci grup negatif seçilmiş kişiler. Yani kendi kendilerini seçilmiş olduğunu iddia edenler. Evet işte bunlar kaos ve Orion. Bunlar kaos ve Orion'dan başka hiçbir şey değildir. Bunlar kendi içerisinde seçilmiş olduklarını düşünürler. Bir de ben bunu anlatacağım. Bu seçilmiş olan pozitif olanların, bu kıymetli olanların bir şeyini eksik söyledim. Rüyaları gerçekleşir.
işleri gerçekleşir. Misafirleri gelmeden önce hissedebilir. Başına bir bela gelmeden önce hissedebilir. Veya anlayabilir. İyi durumları da anlayabilir. Kötü durumları da anlayabilir. Ve hastalığa da çok dirençlidir. Ve güçlüdür ve genç kalır. İleriki yaşlarında bile genç kalır ve çok az hastaneye düşer. Hastaneye az gider. Ve sağlıklı kişilerdir. Ama bu seçilmişlerin içinde bazıları hasta olabilir. O da onların kendi imtihanı olabilir. Bu ayrı bir konu. Çünkü bu genel konuyu bozmaz. Çünkü bazı insanların da hastalanması da onları geliştirebilecek. Dedik ya, sabırlıdırlar. Her konuya sabırlıdırlar. O konuya da sabırlı olurlar. Bazı seçilmişler hastalanabilir ama genel olarak hastalanmazlar kolay kolay. Şimdi bu negatif ikinci grup kişilerden bahsedersek, bunlar kendilerini dünyanın kralı zannederler. Bunlar kendilerini çok üstte görürler. Bunların vücudu resmen havaalanı gibidir. Bütün varlıklar için elverişli bir ortamdır. Negatif cin boyut varlıkları olsun. Diğer boyutlar, her çeşit boyut kendisiyle iletişime geçebilir. Bunlar genel olarak gezici ruhlardır. Gezici ruhların içinde iyiler de var. İşte bazen bile manipüle olanlar da var. Bunlar da iki gruptur. Ben buna şimdi negatiften bahsettiğim için bu konuyu size anlatmak istiyorum. Bunlar kibirlidirler. Sabırsızdırlar. Cimrilik varsa, evet cimrilik var. Kendi bir ekmeğini bile kimseye bölüşmez. Bunlar ağızları kokar. Bunların vücutları çok fena kokar. Bunlar yalan, iftira, manipülasyon, her şey var. Kendisini haklı çıkarmak için güneşi bile karartabilir. Kendini haklı çıkarmak için ve kendini tatmin etmek için, kendi egosunu tatmin etmek için her türlü manipülasyon, manipülatif kelimeleri kullanır ve insanları manipüle etmek için her şey yapabilir. Bunlar kibir abideleridir. Bunların elinde olsa kedi heykellerini şehrin ortasına dikerler. Bunlar kimseye yaşam hakkı vermezler. Bunlar kimseyi sevmezler. Hayvanları sevseler de çok az. Doğayı sevseler de çok az. Bunlar genel anlamda geçimsiz insanlar. Bunlar kafaları karışık, kaos. Yani her çıkmaz sokağın içindeler. Sanki 7 tane çıkmaz sokağın içindeler ve kendi kendileriyle büyük bir savaş içinde olsa da savaşı kazanamaz, savaşı da kaybetmez. Yani kendi içinde büyük bir kaos yaşar ve bu kaosunu aileye yansıtır, eşine yansıtır, çocuklarına yansıtır, kardeşlerine yansıtır, anne babasına yansıtır ve kendi toplumuna, mahallesine ve o kadar ki büyük bir kaos meydana çıkar ki dedikodular ve iftiralara kadar ve hatta kendi zanınca konuşması iftira, yani şizofreni diyebiliriz buna, şizofreni bir takıntı olabilir. Artık senin hakkında her şeyi bilebileceğini düşünür ve aslında hiç olmayan bir şeyi kafasından uydurarak, evet sen kötü birisin, evet sen şöyle birisin diyebilir. Mesela kendini üste çıkarmak amacıyla kişiyi düşürmek ister. Kişiyi düşürdü mü kendisi yükseleceğini düşünür. Oysa ki bu ilahi sisteme aykırı bir şeydir. İlahi sistemde birini düşürürsen yükselmezsin. Çünkü bu bir dünya sistemi değil de dünya sisteminde şirkette birini düşürürsen yükselebilirsin. Ama ilahi sistemde eğer ki sen şirkette birini düşürürsen sen ilahi sistemde baya bir makam düşürürsün. Yani baya bir eksiğe düşersin. İşte bu kişiler daha fazla maddi boyuttan çıkamıyorlar. Ruhani boyutta değiller ve rahmani değiller. Yani rahmani düşünceleri yoktur. Ya bu kişi işten çıkarsa evine nasıl bakacak? Rahmani bir seçilmiş şöyle yapar. Evet ya, olur mu? O da bizim canımızdır. O da bizim canımızdır. Yardım edelim der.
Ama bu negatif olanlar şöyle yaparlar. Ya bize ne? Biz kendi çocuklarımızdan mesulüz. Bize ne? Ne olursa olsun mübahtır der. İşte bunların ne kadar birbirlerinin zıt kutupları olduğunu anlarsınız arkadaşlar. Onun için Rahmani olun, Rahmani olun, Rahmani olun ve güzel şeyler için elinizden geleni yapın arkadaşlar. Allah bizimle olsun ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan hatırlatalım. Bildirim zili de açın. İsteyenler katıla üye olabilir ve özellikle bu videoların beğenilerinin yüksek olması gerekiyor. Elimizden geleni yapalım ve bu tür videolar Allah'ın izniyle 2 günde 1 de olsa gelecek. Umarım siz de bu konuları derinlemesine düşünürsünüz. İnşallah daha güzel olur. Etrafınızdaki tuzakları, etrafınızdaki negatif insanları anlamış olursunuz. Siz daha çok cinlerden korkuyorsunuz. Görünmeyen varlıklardan korkuyorsunuz. Doğrudur. O da korkulacak bir durum vardır işin içinde az da olsa. Genel olarak olmamalıdır. Çünkü korktuğunuz her şey başınıza gelir. Yani Allah'a güvendiğiniz zaman, teslim olduğunuz zaman ateş de yakmaz. Ama yine de korkmuyorsak bile kendimizi korumamız gerekiyor. Yani korkmasak bile kendimizi korumamız gerekiyor yani. Ve insanlardan da kendimizi korumamız gerekiyor. Hep cinlerden değil yani. Hep şeytanlardan değil. Bazı insanlar şeytanlardan beter de olabiliyor. Negatif olabiliyor arkadaşlar. Çünkü işbirliği içinde olabilir. Bilmiyor ya da kandırılmış olabilir. Tehlikelidir arkadaşlar. Saygılar, teşekkürler.